Günaydın. Allah'ım arkamda sanki. Ayda bir video çekip her videonun girişinde evet bayağıdır video atmıyorum demek de artık sıktı, o yüzden demeyeceğim. Son zamanlarda olmamanın da gerçekten önemli bir sebebi vardı. Ablam taşındı, yurt dışına gitti. Onunla uğraşıyorduk. Yani onun toplanması, eksiklerinin alınması falan, hani o kargaşa şey içerisinde de bir şeyler çekmek falan böyle biraz tuhaf olurdu. Zaten acımı büyük yani, hani canım kardeşim gitmiş uzaklara, hani o sırada video çekmeyi istemedim açıkçası. Yani biraz yeni kendime geldim. Her fotoğrafını gördüğümde ağlamama evresine geçiş yaptığım için biraz modum yüksek. O yüzden artık video çekebilirim diye düşündüm. Bayağı yoğundu yani. Ben şu an daha yeni dinlenebiliyorum ve okul hani haftaya açılıyor. Şu anda da gündemde neler var hemen özet geçeyim rapor olarak. Yarın ders seçimim var. Onun için bugün biraz aslında çalışma yapmam gerekiyor. Yani seçmeli alacağım bir tane ve böyle birkaç tane dersimi yükseltmeye almayı planlıyorum. Ama birkaç tane dersim değil aslında. 2-3 tane ders var. Onlardan bir tanesini seçip yükseltmeye alacağım. Ama hangisini seçsem daha mantıklı olur falan, onlara henüz karar veremedim. Onları ayarlamam gerekiyor. Erasmus başvuruları başladı. Emin değilim çünkü hibe çıkma olasılığı böyle orta hans. Yani hani böyle her geçen yıl hibe verilen öğrenci sayısı azalıyor ve bizim okulda saçma bir şekilde tüm öğrencileri aynı listeye koyuyorlar. Yani benim bildiğim normalde bölümlere ayrı ayrı, hani şu kadar öğrenciye şu bölümden hibe veriyoruz şeklinde oluyor diye düşünüyordum. Bizim okul tüm okulu sıralıyormuş. Yani 4 tane hakkımız var, onları gösteririm zaten bugün size. Perşembe günü de yine gidiyorum yani. Bugün salı, çarşamba, perşembe. Bitti abi. Yine okul. O kadar gitmek istemiyorum ki. O kadar böyle bir annemle kalayım, onunla hani sabah akşam sohbet ederim. Sadece bunu istiyorum şu an. Hani asla okula gitmek istemiyorum. İkinci el pazarına gideceğiz. Ben daha önce çok güzel parçalar almıştım bu Adana'daki ikinci el pazarından. Onları göstereceğim size birazdan kahvaltı yaptıktan sonra. Bir de lip balm almam gerekiyor. Dudaklarım çatlıyor sürekli. Baksana dudaklarımın rengi yok. Evet, şimdi hazırız. Kahvaltı yapıp, yani kahvaltıyı hazırlamam gerekiyor bu arada benim şu an. Telefonumun şarjı bitti, o yüzden kamerayla çekiyorum şu an. Umarım güzel görüntü alıyordur. Şimdi ikinci el pazarına gideceğiz. Oradan aldığım, daha önceden aldığım kıyafetleri göstermek istiyorum. Çünkü inanılmaz ucuz ve çok güzeller ve sürdürülebilir bir şey olduğu için hani özellikle seviyorum. Ve şu anda kıyafetler de hani sıfır. Kıyafetler de çok pahalı. İkinci el almak hem daha uyguna geliyor hem daha böyle güzel parçalar bulabildiğimi hissediyorum. Bunları göstereceğim. Benim çok sevdiğim bir tane satıcı var orada, bir tane abla. Çok böyle işte gençlere, öğrencilere özel indirim falan da yapıyor. Bunu oradan almıştım ve çok vintage, çok tatlı bir parça bence. Ve ben bunu 25 liraya almıştım. 25 lira. Hani bir tek şu mesela şu cebi yırtık. Sıkıntılı ama o kadar da hani önemli değil benim için. Detaylar şu şekilde. İnanılmaz cool duruyor bence. Ben aşırı seviyorum yani bu ceketi. 2,5 TL'ye aldım. 2,5. İnanılmaz tatlı değil ya duruşu falan. Ben böyle hippie gibi hissediyorum kendim şu an ama bayağı seviyorum ben bunu da. Şöyle. Bu da 2,5 liraydı. Daha önü şeyli, sıcak da tutuyor örgü. Detaylar çok güzel ve bunun hiçbir sıkıntısı yok bu arada. Yani yırtığı, ne bileyim, hiçbir şey yok. Bu da 2,5 liraydı. Maybe I'm overreacting to this whole thing. Being too dramatic, overthinking. Getting myself worked up over nothing, over nothing. But baby, you said it's over, but cry on my shoulder. It ain't matter, but I'm still thinking of you. On the car ride home, staring at my phone. Still invested, but I know you said we fell out of love, boy. That's just how it goes. It's hard to move on when you wear my clothes. Selam, şimdi eve geldim. Bayağı yoruldum.
yazdım. Üstümü falan değiştirdim şimdi. Oturuyordum. Tüm işlerimi hallettim sayılır. Yani valiz alamadık bir tek. Onu da bir arkadaşımdan ödünç alacağım. İkinci elden her şeyi aldık. Telefon kılıfı aldım. Durun göstereyim size. Aşırı tatlı bir şey. Rengi falan çok tatlı. Şeyle de hoş oldu bence şöyle. Diş fırçam falan çok eskiydi. Onları hallettim, aldım. Şimdi size ikinci elden aldığım şeyleri göstereceğim hızlı bir şekilde. Şimdi şöyle bir tane deri ceket aldım. Aşırı Rachel Green vibe vermiyor mu bu arada? Bunu 20 ya da 25 liraya almış olmam lazım. Böyle hafif defoları var ama problem değil yani, göstereyim şimdi. Böyle bir deri ceket. Rengi falan harika bence. Tam da üstüme oldu gibi. Yani biraz omuzları dar olduğu gibi ama çok da önemli değil bence. Şu düğmeleri falan hani o kadar uyumlu ki, o kadar güzel bir parça ki. Çok güzel bence ya. Tam böyle hani Rachel Green gibi hissediyorum kendimi. Zaten pazarlık yaparak da bayağı insanlar düşürüyorlar fiyatları. Bunu 25 TL'ye aldım. Bence çok iyi. Bir tane kot ceket aldım. Böyle ince mevsimlik. Aynı onun şeyinde. Hoş duruyor bence bayağı. Bu da 25 lira falan olması lazım. Bunun bir problemi yoktu yani, herhangi bir döküş ne be? Herhangi bir yırtığı falan fark etmedim açıkçası, yani yoktu. Rengi çok güzel bence. Şöyle bir kaban aldım. Şimdi bunu aldım da ben, yani kış bitti farkındayım ama Ankara hala soğuk sayılır. Ama ben zaten bu tarz bir kaban istiyordum. Böyle yine 2000'ler 90'lar vibe veren bir parça istiyordum. Böyle hafif leopar detayları falan var. Bayağı uzaklara gitmem gerekiyor. Çok uzun yani, bayağı uzun. Ama botla falan hiç şey olmaz bence. Bayağı güzel olur. İçime böyle ince bir şey giyip hani üstüne atmalık bir parça. Bayağı şık duruyor bence. Yine Friends vibe veriyor bu kabanda. PB gibi hissediyorum bunu giyince de. Yani bunu da çok beğendim gerçekten. Detayları falan çok güzel değil mi? Yani hani bunu da 70 liraya aldım bu arada. Selam. Şimdi yemek hazırlayacağım kendime. Yani spor yapmayı planlıyordum ama spor yapacak kadar enerjim yok ve bayılır, düşer, ölürüm falan diye korktum açıkçası. O yüzden ilk bir yemek yiyeceğim. Sonra ders seçimi işlemlerimi halledeceğim. Erasmus okullarıma iyice tam bir bakacağım. Sonrasında da böyle zaten sindirmiş olurum. Biraz hareket ederim. Yoga falan yaparım diye düşündük. Şimdi gidip yemek yapacağız birlikte. Ne yapacağız? İstiridye mantarlı dürüm tarzı bir şey yapacağım. Ders programım bu şekilde gözüküyor. Şimdi niye bu kadar az ders var hemen açıklıyorum. Şimdi ben bu dönem toplamda neler alıyorum hemen anlatayım. Econ 203, Econ 204, Econ 206, İngilizce 211 ve bir tane de seçmeli ders seçmem gerek. Şimdi bu dönem derslerimizin %90'ı falan yüz yüz olacak şeklinde söylendi bize. Çünkü geçen dönem bayağı bir online dersim vardı. Hibrit adı üstünde. Online yaptılar bizim aslında dönemimize. Şimdi de biz sevinmiştik. Oh mis gibi her şey yüz yüze olacak falan diye. Sonra bunlar gitmişler, ne yapmışlar biliyor musunuz? Bizim Econ 206, Econ 203 ve Econ 204 dersin 3'ünü de salı sabahına 8.40'a koymuşlar. Şimdi diyorlar ki mecburen 203 ile 204'ü online yapacağız. 206'ınız da yüz yüze olacak. Yani ne? Sinirlendim bu duruma. Sonra sinirim geçti çünkü gerçekten artık umurumda değil yani. Hani üniversitem böyle bok gibi geçecek artık. Yani bunu kabullenme evresindeyim çok uzun bir zamandır. Sıkıntı yok yani. Econ 102 yani birinci sınıfta aldığımız makro 2 dersini bir daha almayı düşünüyorum. Çünkü çok basit bir dersti ve benim çok salaklığıma geldi. İstediğim notu veremedim. Bakalım. Umarım yer bulabilirim bir şeylere. Şimdi seçmeli ders araştırmaya başlıyoruz. Onu da bizim şu Metusais'in işte öğrenci platformundan böyle bölümlerin, mesela atıyorum biyolojiye girdik, tamam mı? Ben bunu submit diyorum. Sonra burada işte dersler çıkıyor. Ben mesela atıyorum general biology. Bunu alacağım. Tamam, seçmeli ders olarak almak istiyorum. Tabii alamıyorum çünkü bir kodlu ders. Yani iki kodlu almam gerekiyor bu dönem için. Ha, ne demiş? Herkes, bütün departmanlar alabilir diyor. Ben mesela bunu aslında seçmeli olarak alabilirim gibi. Şimdi bunlara bakacağım tek tek. Araştıracağız bakalım. İnternet sitesi var. Buradan da bizim okulun dersleri senkronize oluyor bir siteyle ve hani buradan işte Econ 4. dönemdeyim. Bu isim de gerekiyor.
Sonra diyorum ki advanced course diyorum. Sonra buraya işte bunları falan, yani bütün de almam gereken dersleri giriyor. Az önce anlattığım dersler. 98 saat başım ağrıdıktan sonra sanırım karar verdim nasıl bir ders programı oluşturacağıma. Umarım yarın almam gereken dolmaz. Dolarsa ne yapacağım çok bilmiyorum. İngilizce'de de bayağı bir section buldum zaten, yani yaklaşık 12 tane falan, illa biri boş olur diye düşünüyorum. Gerçekten yoruldum. Erasmus okulu araştırması yapamayacağım şu an çünkü başım çok ağrıyor. O kadar zorlu ki şuradan ders seçmek. Biraz beynim şu an çok patlayacak yani. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var cidden. Drunk to the bone when I met you. I don't give a fuck with the next. Selam. Şimdi banyodan çıktım. Böyle kendime gerçekten inanılmaz güzel bir bakım seansı yaptım. Ama hala yarınki ders seçimi konusunda inanılmaz gerginim. Çünkü ne yapacağımı tam olarak kestiremiyorum. Şeyli, çalkantılı. Ama hallederim diye umut ediyorum açıkçası. Birazdan biraz daha uğraşacağım. Bu nasıl bir cümle? Birazcık kitap okuyacağım. Saçımı kurutacaktım ama böyle yıkadıktan hemen sonra kurutmayı sevmiyorum. Çünkü şekli çok kötü oluyor. Yani kendi kendine kurutmaya bıraktığımda saçımı gerçekten o dalgalı, hani doğal hissiyatını çok seviyorum. O yüzden kitap falan okuyacağım. Biraz günlük falan yazacağım. Sonrasında saçımı kurutup ders programımı ayarlamaya devam ederim sanırım. Bir de şu Selenes'in nemlendiricisini kullanıyorum. Allah'ım, bu kadar fiyat performans ürünü olamaz gerçekten. Aşırı seviyorum ben. Claude Berry'li benimkisi. Bu da bayağı iyi geldi bu arada. Yogaya başlamayı falan düşünüyorsanız hani bir sürü kanal, kaynak var zaten. Kafam yumurtaya benziyor hafif ama şu anda kaskı olan bir yumurta gibi. Yoga with Adrian gerçekten benim. Ben çok seviyorum o kadını. İnanılmaz sakinleştiriyor ve en sevdiğim yanı da videolarıyla alakalı. Abi kediler falan geçiyor arada sırada videolarda. Yani bildiğiniz kedi, minnoş kediler geçiyor ve ben bazen onları izlemekten odaklanamıyorum videolara ve yoga yapmaya. Olsun ama hani mutluluk veriyor bana sonuçta. Hani ben iyi hissetmek için yoga yapıyorum ve o kediler de beni hissettirdiği için hiçbir sorun yok bence. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. Sabah okuduğum o Uzak Tepelere devam edeceğim. Vibe'ını çok sevdim kitabını ve ben sanırım bunu okudum daha önce. Hala emin değilim ama bilmiyorum artık. Bakacağız. Kitabımızı kuruttuk. Yenilendik ve uyumaya tam paket, full package halinde hazırım açıkçası. Böyle tuhaf, yorucu ama verimli ama böyle iyi hissettiğim bir gündü açıkçası bugün. Sanırım bu kadardı yani video. Derse biraz bakarım, sonra kitap falan okur, uyurum diye düşünüyorum. Böyle. Böyle TikTok'a video atacağım. Umarım ben bu videoyu yüklediğimde TikTok'a video atmış olurum da bu kısmı kesmem. Siz de eğer görürseniz bu kısmı, beni gidip takip ederseniz şuradaki ekrandan, çok mutlu olurum gerçekten. Sanırım bugünlük bu kadar benden. Buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bir sonraki videoda umarım çok uzun bir ara girmez yine. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.